Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli takipçilerimiz, İngiltere, Rusya'nın olası Ukrayna'yı işgal planını yayınladı. İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın iki aşamalı olası Ukrayna'yı işgal planını yayınladı. Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından istihbarat güncellemesi başlığı altında paylaşımlar yapıldı. Rusya'nın tatbikatların tamamlanmasının ardından bazı birimlerin üslere geri döneceğini iddia ettiğine değinilen paylaşımlarda Rus güçlerinin Ukrayna sınır bölgelerinden çekildiğine dair hiçbir kanıt görmedik. Rusya uyarıda bulunmadan bir işgal gerçekleştirilebilir ifadesini kullandı. Rusya'nın önemli bir askeri varlığı sürdürdüğünü savunularak haritayla olası işgal planlarına yer verildi. Buna göre ilk aşamada kuzeydeki Belarus'tan iki ayrı noktadan başkent Kiev'e hareket edilecek. Bu birliklere Ukrayna'nın kuzeydoğusunda Rusya topraklarında konuştuğu askerler de destek verecek. Doğudansa iki ayrı noktadan askerler ayrılıkçı bölgeleri geçerek içlere doğru ilerleyecek. İşgal altındaki Kırım'da konuştuğu Rus askerlerinin de destek vereceği harekatta hedef Dripto kentini ele geçirmek olacak. İkinci aşamada ise Dnipro'dan Moldova'ya 130 kilometre mesafede bulunan Vinnytsia kentine, Kırım'dan da stratejik öneme sahip Karadeniz'deki liman kenti Odessa'ya ilerlenecek. Bununla beraber paylaşımlarda yine de devlet başkanı Vladimir Putin'in çatışmayı önlemeyi ve barışı korumayı seçebileceği ifade edildi. Ukrayna-Rusya sınırının yanı sıra Belarus ve işgal altındaki Kırım'da sayıları 100 bini geçen Rus askerleriyle Karadeniz'deki Rus savaş gemileri endişeye neden oluyor. NATO ülkeleri Rusya'yı olası bir işgale karşı uyarırken Moskova Ukrayna'yı işgal etme planları olmadığını ileri sürüyor. Güvenlik garantileri isteyen Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya alınmamasını talep ederken çoğu ittifak üyesi ülke ise açık kapı politikalarının devam edeceğini belirterek Kiev'e askeri destekte bulunuyor.